kimi hastane odasında, kimi sınıflarda eğitim gördü. Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı onları da sardı. Ne bekliyorsun? Teşekkür. Peki buradaki dersler nasıl geçiyor? Mutlu musun? Mutluyum ve çok iyi geçiyor dersler. Neler yapıyorsunuz? Ders izliyoruz. Eğitim mesela, hocalar çok iyi eğitim veriyor ve çok mutlu yapıyor. Oyun oynuyoruz hocalarla birlikte. Çok güzel yani buradaki eğitim. Sınıflara gidemeyenlere eğitimler odalarında verildi. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar öğrencilerin dersleri müfredata göre işlendi. Hastane okulunda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 21 öğretmen görev yapıyor. Her gün liste geliyor bize çocuk hastaları ve biz o listelere göre katlara dağılıyoruz öğretmenler olarak. Aslında buradaki çocuklar sadece bedensel olarak değil, zihinsel olarak, psikolojik olarak da iyileşmeye çalışıyor. Okulun mevcudu sürekli değişiyor. Taburcu olanların yerini yeni hastalar alıyor. Eğitim gören öğrenci sayısı 700'ü aştı. Karne alanlar arasında çifte heyecan yaşayanlar da vardı. Arkadaşlarımla aram çok iyi. Yani çoğu gitti ama yani yeni arkadaşlarımla tanışıyoruz da yeni tanılar. Yani çok da iyiler. Ben 15 gün oldu. Bugün hatta taburcuyum. Sadece öğrenciler değil, veliler de karne heyecanı yaşıyorlar. Mert Mustafa'nın annesi Zuhal Hanım burada. Efendim sizler neler hissediyorsunuz? Vallahi hocam çok mutluyuz. Bugün hem çıkacağız hem karne günümüz. Sizleri de gördük, daha iyi oldu. Bugün taburcu mu oluyor Mert? Evet, bugün taburcu oluyoruz, çıkıyoruz. Umut Efe Başar da heyecan yaşayan öğrencilerden biriydi. O 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketine Kahramanmaraş'ta yakalanmıştı. 19 gün boyunca enkaz altında kaldı. Sayısız operasyon geçirdi. Ancak eğitiminden geri kalmadı. Hedefinde ise üniversite var. Çok heyecanlıyım. Uzun bir süredir hastanede yatıyorum. Hiç okuldan hiçbir şey yoktu. Yani canımı düşündüm ilk baş. Ondan sonra can geçti. Ondan sonra hocamız gelmeye başladı odama. Ders işledik birlikte, ders yaptık, öğrendim. Ondan sonra bugün de karnemi alacağım. Çok heyecanlıyım. Onun geleceğe hazırlanması anlamında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Önce yataktan kurtardık tekerlekli sandalye. Şimdi tekerlekli sandalyelerini kurtarmaya hazırlanıyoruz onu. Hastane okulu 2 haftalık ara tatile girdi. Taburcu olanlar hastaneden ayrılsa da eğitimler yeni öğrencileriyle devam edecek.